Daha yağsız. Bu daha yağsız ama en azından... Görünümü de çok karıştı, birbirine karışmış yani. Sunumu, üstteki safran sunumu pilavıyla düzgün alttaki yapabilseydi normal pilav. Belki bu daha görüntü olarak şey olabilirdi. Çünkü şu anda tabakta bir sunum yok. Karışmış, dağılmış yani. Benimki biraz daha düzgündü. Çok yağsızdı. Yok, benimki bayağı dağılmıştı. Bilmiyorum sizinkini ama benimki dağılmıştı. Sersin de dağılmıştı pilav. Salata evet. Konusunda da açıkçası evet çoban salata, kaşık salata belki diye geçer. Farklı bir şey bekliyordum. Yani acaba dedim İran usulü, yani isim mi farklı? Bence benim zamanımız diyor o yüzden. Olabilir ama yani çoban salata niyetine de soğanlar çok fazla gerçekten. Teşekkür ederim. Peki eline sağlık diyelim. Etin lezzetini ben de beğendim. Eleştirilere katılıyorum. Ama etin lezzetli. Güzel olmuş sosu falan. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ya ana yemeğini ben beğendim derken sadece pişme oranı beğendim. Sosunu yakıştırmış. İçindeki o sert şeyleri beğenmedim ben. İyi pişmiş derken yine pişmesi gerekiyordu. Biraz daha pişmesi gerekiyordu ama o içine koyduğu o sert şeyler onu bozmuştu. Ben ona açıklamaya çalıştım ama kendimi ifade edemedim. Ana yemek konusunda evet kuzu eti güzeldi. Beğendim. Serpil Hanım içindeki bademlerden rahatsız oldu. Açıkçası badem veya türevi bir ürün içerisinde sert olur. Gayet güzeldi. Ama pilav, safranlı pilav değildi. Daha önce söylediğim gibi şirazemizi kaydırdı. Çok büyük soğanlarla bildiğiniz bir çoban salata yapılmış. Ben daha değişik bir şey beklerdim. Yani bilmediğimiz yemekler ama salata bildiğimiz çoban salatası. Kendi çok iyi bildiği yemekleri güzel yapması gereken onu da yapamamış. Pilav kuru, yağsız ve tuzsuzdu. Salat şirazi bildiğimiz salata, hiç özelliksiz, sade, özen gösterilmeyen bir salata. Pilavın pişme oranı derecesi nasıl? Güzel taze sahne olmuş ama dediğim evet. Gibi... Biraz kuru. Biraz azıcık kuru. Daha bir yağ tuz olsaydı. Biraz yağ. Aslında güzel pilavın Roman da biraz daha yağ tuz. Zamanım azdı diyorsunuz da hepimiz aynı zaman verildi ve sizin kadar hazır ürün kullanan da kimse yoktu. Tamam ama benim etim falan farklı canım. Nasıl bir farkı vardı mesela sizin etinizin? Yani... Hayır, zamanım azdı hazır diyor ya, onu yapabilirdim, bunu yapabilirdim ama zamanım azdı diyor sürekli. Evet. Hepimiz aynı zaman veriliyor. Bir uğraş yok. Hazır biz doğranmış içine bu sos. Kadar tamam. Elemi ürün çıkarmışken, onun her şeyi neredeyse hazırken hala pardon, zamanım yoktu diyor. Pardon ama siz mesela zor bir şey yapmadınız ki. Sonuçta kek yaptınız, yanında da bir tane doldurma koydunuz, bitti gitti. Pardon. En iddialı, şunu kabul edin, en iddialı menü benim de. Ben yani el açması pırasa böyle yaptım, dolma yaptım, kuru cacık yaptım, 3 çeşit ara sıcak yaptım. Siz bir tane sandviç koydunuz önümüze. 10 dakika yemediniz. Evet işte zaten... 3 tane de koysaydım yemezdiniz zaten. O yüzden... Aynısından 3 tane koymanın bir mantığı yoktu zaten. Sandviçi evimde de yiyebiliyorum. Tamam, ben neden yemediniz? Bir tane de koysaydım, 2 tane de koysaydım. Tam aynen. Sahi onu niye ikiye bölüp de üçgen üçgen getirmedin o ekmekleri? Bölseydi. Keşke bir bölseydi. Evet. Keşke. Yani öyle tost gibi. Ama zamanı yokmuş. Mesela soğan üstüne bir küçük domatesler var. Çeri domateslerle mesela süsleyebilirdin. Evet. Bir salata koyabilirdin. Ben görselliğine baktım. Görsellik, üçgen üçgen olabilirdi. Görsellikte çok bir şey yoktu. Ha yani ikiye bölseydi en azından. Evet. Bir üçgen. Üstüne de bir zeytundan falan koysaydı. Evet bir zeytin, güzel. Bir domates, bir ne bileyim salamura zeytin falan. Ben anladım, her şey evet diyor. Sonra zamanım yoktu diyor. Ben de anlamadım. Gerçekten ben anlam veremiyorum yani ne demek senin Roman Hanım. Benim, aynı süreler. Benim yerimde olsa ve bir de şöyle Türk acaba? Yemeği yapmadınız. Kendi mutfağınızı yaptınız yani siz. Yani kendi dediğiniz gibi yani benim annem yaşındasınız. O yüzden çok da yapmışsınız. Benim yani ilk defa mıydı şu yemeği? Hazır, yani porva falan da yapmamıştım. Hazır kullanmıyorsun o yüzden diyorum. Daha hani önce benim beğendi yöresine benim ait. Benim menüme yani az verdiniz. Yapıyor. Az vererken ben az da vermedim yani. İnanç Bey'e fazla verdiniz. Şimdi İnanç Bey'le benim menüyü bir araya getirdim. Ama iyi yüksek puanlar da Ramona'dan geldi, enteresan bir şey. 6, 7, 8 değil mi şimdi? İlginç şekilde şekilde İnanç Bey'e en yükseği geldi ama. Hayır çok yani ilginç. Bir dakika niye bu kadar neden ilginç acaba? Yani bu da bir rakamsal puan da var. İnanç Bey menünüz o puanı almazdı ya. Ya nasıl almazdı? Lütfen, bir lezzet bu konuyu artık geçelim. Bu hangi size göre? Lezzet ya? Eksik hiçbir şeyim yoktu. Ya, yemeklerimin hepsi lütfen, lezzetliydi. Lütfen İnanç Bey o değil ya. O değil yani. Kesinlikle. Hayır, o değil. Menünüzün öyle puan alma ihtimali yoktu ya. Nasıl yoktu öyle yoktu, bir ihtimal ya? Nasıl yoktu, sen bunu söyleyebilirsin? Hanımefendinin verdiği yoktu, puana saygısızlık mı yapıyorsunuz şimdi? Hanımefendinin buraya geliş amacı belli, sizin de belli. Ne o yüzden puanlarınız da belli. Biz yaptığımız yemekleri sizin önünüze doğru bir şekilde çıkardık mı?
verdiğimiz menünün eksiği var mıydı karşınızda? Ya yanık bir ürün var mıydı karşınızda? Adı yanlış. Hiçbir şey yoktu. Yaptığınız ana yemeği bakın, biliyorsunuz. Bakın önüne gelen şey senin beyefendi. Yaptığın. Siz çok yanlış konuşuyorsunuz ve gerçekten vurmak için yer arıyorsunuz. Ama bunda başarılı olamayacaksınız çünkü sizin menünüzü de gördük, sizin puanlamanızı da gördük, sizin niyetinizi de gördük. Ne olduğu çok belli. Menüler önünüze sağlam ve doğru bir şekilde geldi söylenilen gibi. Hiçbir eksiği yoktu. Yoktu. Bir dakika bir bitireyim isterseniz müsaade ederseniz. Yani sizin o kadar adane bir yaklaşımınız var ki sizin bence hiç konuşmaya hakkınız bile yok. Edemiyoruz size, katlanamıyoruz çünkü. Menüye, tam olan ve eksiksiz olan bir masaya nasıl olup da 4 puan, 3 puan verebiliyorsunuz? Üç puan verdiniz, siz de dört. Hadi sizi anladım, geri dönüş yaptınız bana. Resmen yani oturduğunuzdan beri benim her yaptığım eleştiriye aynı eleştiriyle cevap veriyorsunuz. Üzerine yenilik katma gibi zaten bir beceriniz yok. Siz deseniz pardon, beni de gördüğünüz noktada... Ya saygısızlık boyutuna geçiyor hep ama Zuhal Hanım ya. Ama şimdi bak, şimdiye kadar bakın, tamam. Görüşlerini düzgün bir şekilde aktardın. Hakkını daha kaç kere uyaracağım seni İnanç. Bu şekilde konuşmayın lütfen. İnanç Bey menünüz tamam 3 puanlık değildi. Tamam yani bunu söylemeniz yeterli yani. Ben 4, söyleseniz 4, belki hiçbir 5'ti. Şey söylemeyeceğim. 4-5'ti ama 8 de değildi. Ya 8'di yani. 8'lik bir puan insan... asla değildi yani. Ya ilaç olmamıştı. Lezzetler yapıldı burada. Onlara verilmeyen puan sevmedi ve bu lezzetler olmuştu. Ya zaten hanımefendi herkese temelde, yüksek puanlar verdi. İnanç. Herkese düşük verip de bana yüksek puan vermedi zaten hanımefendi. Ama işte sizin yüksek puanı sana verdi puanı yani sana tercih verdi. Evet. Bu bir tercih. Tabii ki bu bir tercih. Evet işte birbirinizle olan ilişkiniz hiç bunları etki ediyor. Hiç alakası yok. Birbirinizle olan airdrop'tan resim paylaşmalarınız, hiç alakası yok. Oradan buradan ekleşmeleriniz buna etki neden ediyor. Neden lezzetli bulamaz mı hanımefendi? Belki benim yemeklerim ona hitap ya, eden yemeklerdi. Öyle dedi canım. Damağıma iyi geldi dedi. Yani hanımefendi ya, beğenmeyip deyip bir şey puan vermedi mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim İnanç. Bir yandan da tatlılarınızı tadın lütfen. Şimdi kabul et ki ettin mi bilmiyorum da dün gayet güzel olmuştu dün de Firin ciddi bir pişmemişti. Etine kuru dedi. Tatlına ağır dedik hepimiz şekeri. Kendisi de söyledi. Çorban neydi unuttum. Çorban güzeldi bence. Cennet çorbası. Onu söyleyeyim gayet ya, o güzeldi. O bir puan bile hak ettirebilirdi. Evet evet. 3 olmamalıydı zaten. Asla onu tartışmıyorum. 3 asla olmamalıydı. Orada yanlış yaptın Güray. Onu söyleyeyim. Ama yani şimdi Ramon'un da görüşlerine, beyanlarına, ifadelerine, yorumlarına bakılırsa 8'lik gibi konuşmadı. Yani 8 vermek neredeyse kusursuz bir hayır, yemek. Bir o kadar... Menü çıkarmak demek. Yani çok ufak tefek hataları var demek. Sende öyle bir durum yoktu şimdi maalesef, kusura bakma ama. Yani hani 3'lük müydü değildi gene söylüyorum. Ama yani hani 8'lik de olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla gel gelelim gene dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Oradaki o noktaya İşte oraya bağlıyorlar. Ben. Şimdi ne diyeceğim?